uygulama da gerçekten burada oynanan o nezaketli uygulamanın dışında gerçekten çok farklı durumlar söz konusu. Genellikle tarafların bir küfür, bir karşı tarafı ezme, ne olursa olsun ama konunun ne olduğunun bir önemi yok. Mutlak surette kendi haklılığının ortaya çıkmasıyla ilgili ihtilaflarımız da sıkıntılarımız oluyor. Tabii bir bayan olmanın avantajını hep yaşadım bu konuda. Sağ olsunlar, en azından bir bayan arabulucu olduğum için kendilerini tutmak zorunda hissediyorlar. Erkek arkadaşlarım nasıl geçiriyor bilmiyorum bu süreci. Ama sonuçta gerçekten yaptığım uygulamalarda ve birinde özellikle hep bu anlatılan, beklenilenden çok farklı sonuç çıkması birebir yaşadığım bir olaydır. Çok basit bir tahliye davasında, 30 günlük temerrütten tahliyede tam tersine kiracının yanına ortak alarak 6 aylık bir deneme süreci vererek ve hatta daha sonra devamını sağlayarak muhteşem bir anlaşma yaptık. Herkes çok memnun kalarak ve taraflardan birinin avukatı da para kazanarak kalktığımız çok güzel bir uygulama oldu. Uygulama gerçekten çok iyi işliyor. Bunun ama şöyle bir noktası var, özel bir noktası. Ben başkanımızla da bu konuyu konuştuk, dernek başkanımızla ve özellikle bir talep, sağ olsun o da çok bu konuda da çalışmaları da var bütün dernek arkadaşlarımızın da. Ben arabulucu olsun ya da olmasın bütün meslektaşlarımızın arabuluculuk derslerine katılmasını, bu konuda bilgilendirilmelerini ve bu konuda bir eğitim almaları gerekliliğini duyuyorum. Çünkü eğer arabuluculuk yaparsak zorunlu arabuluculuğun gelme ihtimali gerçekten çok yüksek ve sanırım yasa kapsamında. Haziran'dan sonra zorunlu arabuluculukta tarafları temsil eden avukat arkadaşlarımız olduğunda müzakere sürecini, öfke yönetimini, vücut dilini ve tabii ki doğru bir diyalog kurma şeklini bilen meslektaşlarımızın taraf olarak olması hem uzlaşmayı kolaylaştırıyor, hem arabuluculuğa kolaylık sağlıyor, hem de bu işin daha da bence yaygınlaşmasının sebebi olacak. Uygulamadaki sıkıntılarımız meslektaşlarımızdan, benim en çok karşılaştığım meslektaşlarımızdan gelen sıkıntılar. Tabii şunu bir çok iyi vurgulamak lazım. Buradaki herkesin arabulucu olduğunu sanıyorum. Ya da eğitim alıyor ya da olmak niyetinde olan insanlar. Biz bu işi yapmazsak apartta bekleyen çok ciddi bir meslek grubu var. Mali müşavirler destekli, yani tam bir şeyle, tırnaklarını açmış bir şekilde bizi bekliyorlar. Eğer başarısız olursak alacaklar ve çok da hevesliler. Yapabilirler mi? Yapmamaları için bir sebep yok. Gerçekten düzgün öğrenirseniz arabuluculuk yasasını uygulamayı ve düzgün vücut dilini ve müzakere sürecini öğretmeyi, arabuluculuk çok zor bir şey değil. Taraflar eninde sonunda gerçekten uzlaşının kendileri için iyi nokta olduğunu, adalete gitmemenin daha doğru olduğunu öğreniyorlar. Şu anda çalıştığımız birimde çok ciddi sorular alıyoruz. Günde bazen onlarca telefon alıyorum bu konuyla alakalı. Fakat işveren vekilleri gerçekten artık belki %80'ini söyleyeyim, yargıya gitmek istemiyorlar. Şey fikri onlarda kesinlikle oturmuş durumda. Ne de olsa gitsek de kaybediyoruz. Bari az para ödeyelim, çabuk ödeyelim, burada bitsin, konu kapansın. Hatta el sıkışalım. Çok önemli. İşverenlerin bu konuda çok ciddi bir şeyi var. Konuya dahilileri var. Yani arabuluculukla çözmek istekleri çok fazla ve bu konuda çok çalışıyoruz. Çok yakında, çok ciddi bir şekilde özellikle küçük organizelerden, yani küçük çaplı organize sanayilerinden çok ciddi bir talep bekliyoruz. Çünkü hiçbir şekilde zaten avukat anlamında da kendilerine doğru bilgilendirilmediğini söylüyorlar. Burada meslektaşlarımı yargılamak anlamında söylemiyorum. Yani davayı kesin kazanırsın deyip sonra hiçbir şekilde kazanamadığımız bir sürü dava var diye bakıyorlar olaya. Çok da haklılar çünkü iş davalarındaki süreci biliyoruz. Adalet çökmüş durumda, çok üzgünüm. Yargıçlarımız ve hakimlerimiz burada ama yüksek yargı organındaki hakimlerimiz de burada. Gerçekten çökmüş durumda. İş hukukunda hepiniz biliyorsunuz yılda bazen iki, şanslıysak üç duruşma yapıyoruz. Üç ya da dört yılda bitiyor. O sonuçta kazandığınız avukatlık ücretinin dolar bazına çevirseniz nasıl bir şeyi var onu da bilmiyorum. Kazancı gerçekten çökmüş durumda. Hepinizin, buradaki herkesin mutlaka karşılaştığınız bir davada bu da karar mı ya deyip hissettiğiniz şeyler olduğundan eminim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.
arabuluculuğu yerleştirmek anlamında da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama her şeyin başlangıcı zaten sıkıntılı ve sancılıdır. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir talep var gerçekten. Çok farklı gelebilir arkadaşlara ama çok basit bir şekilde sadece siz herhangi bir esnafa ya da organize sanayine ya da işverene giderseniz, kapı çalarsanız, kendinizi arabulucu olarak tanıtırsanız ve olup olamayacakları anlatırsanız, özellikle bu konuda şirket vekili biliyorsa arabuluculuğun ne olduğunu, gerçekten çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Sabrınız için teşekkür ederim. Soru sormak isterseniz o bölümde zaten cevaplayacağız. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ekleyeceğim çok fazla bir şey para yok. Para kazanıp sadece kazanmadığını söylemen lazım bence. Onu söylemedin. Hep onu attın. Arabuluculuk yapmışsan para kazandı mı? Para kazanılıyor arkadaşlar. Çünkü bence tarife gayet güzel. Çünkü baktığımız arabuluculuk olayların tamamı sonuçta maddi kısmı olan bölümü, benim en azından baktığımı söyleyeyim. Kaç lira kazandın değil ama kazanıp kazanmadım merak ediyorum. Yani konu şu, yüzde tarifesiyle uygulanan sistem bence gayet uygun. Hani biraz daha artırılabilir mi? Bunlar konuşulur. Ama ben de Seçkin Bey'in de söylediği gibi yasada da biraz sıkıntı olduğu düşüncesindeyim. Ben biraz yönlendirici arabuluculuğu olmak noktasında, çünkü toplumun da beklediğinin bu olduğunun gayet farkındayız. Biraz yönlendirici arabuluculuk konusunda bir iki yasal düzenlemeyi, sizi biliyorum çok çalışıyorsunuz. Şöyle kanun taslağını ben söyleyecektim. Şöyle bir kanun taslağı hazırlıyoruz. Kolaylaştırıcı arabuluculuktan gideceğiz. Lütfen. Çözemezsek son bir çözüm önerisinde bulunacak arabulucu, evet, taraflara. Onu taraflar kabul ederse bitecek çünkü, anlaşmış olacaklar. Taraflar kabul etmezse hakim o çözüm önerisine bakacak. Eğer çözüm önerisinin kendi kararındaki bir karar olduğunu, yani uygun bir çözüm önerisi olduğunu kabul ederse, kim kabul etmemişse yargılama giden onun üzerine bırakacak. Toplumun beklentisi de tamamen yönlendirici arabulucu noktasında. Bize yani Türk insanına uygun olan, Türk insanına uygun olan arabulucuyu istiyoruz. Eğer bu uygunsa, ki kolaylaştırıcılık da yapacağız, yapamazsak son çözüm önerisi. Ama son. Birinci son yılımız önerisi. Kutlu olsun arkadaşlar. Umarım anlamadım. Yani mesela çünkü insanın zihniyetinde muhtemelen bu vardır. Bilmiyorum karşılaştınız mı ama yani siz bir çözüm önerisi sunmayacaksınız. Size ne? Tabii yani o var. Şimdi az önce size oyun oynandığı gibi döneyim sağa söyleyeyim bir de sola söyleyeyim. Şahane arabulucusun gibi bir şey yok. Tam tersine ben mesela hiç bilmediğim bir şekilde organize sanayinin yönetmeliğini ezberlemek durumunda kaldım. Çünkü soru soruyor. Bilmediğinizi düşünürse size inanması güçleşiyor. İnanmıyor yani. Böyle bir durumu var. Zaten Selda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hemen soru cevap bölümüne geçtik. Geçtik. Öyle gözüküyor. Ama evet. Yani yönlendirici arabulucu olmak çok önemli ve yasada bu değişikliği biz arabulucular olarak istiyoruz, evet, başkanım. Biz de yapacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Arabuluculuk sistematik iletişim tekniklerini kullanan bir yöntem. Arabulucuların da sistematik iletişim tekniklerini öğrendiği bir uzman aramızda. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Hocası Sayın İbrahim Yıldırım Hocam. Hoş geldiniz. Evet. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlarım, şimdi soru cevap bölümüne geçtik. Arkadan başlayalım. Soru sorman varsa, zaman çok daraldı. Hemen soruları alalım. Buyurun, meslektaşım. Bu uygulama, mesela zorunlu olacak ya, bu CMK gibi mi yapılacak? Yani böyle sıralama gelecek. Hani CMK'daki avukatlar sıralanarak mı yapılacak, yoksa özel iş gibi mi? Evet. Buyurun, şimdi başkanım. Zaten bu toplantıdan çıkınca yukarıda onun toplantısını yapacağız. İsmi Aras. Aras da iyi tuttu değil mi? Aras iyi güzel. Arabulucu, evet, atama sistemi diye bir sistem kuruyoruz ve sistemi sağ olsun Barolar Birliği kuracak. Pilotlar da önce kuracağız. Yani Çağlayan Adliyesi, Ankara Adliyesi, Mersin, Kayseri, Bursa, bir de ne vardı? İzmir. 6 adliyede kuruyoruz. Arabulucu atama sisteminde aynı sizin OKAS sistemi ve adli yardım sistemimiz gibi sırayla arkadaşlar atamış olacaklar. Aynı sizdeki adli yardım ve OKAS sistemi gibi bir CMK'daki sistem gibi şey gelecek, mesaj gelecek taraflar olarak sizlere ve sırayla adil bir şekilde oradaki listedeki insanlara eşit bir şekilde dosya gelecek. Ama şunu yapmayacağız, yani bir dosyada 1 milyonluk bir dosya geldi, yani 500 lira. Bunu bilemeyiz zaten, arabulucukta da 1 milyonluk dosyanın yarın nasıl özürle de bitebilir yani, bunlara da bilgimiz olmadığı için, ama eşit şekilde bunun atamasını yapacağız. Ama benim düşüncem var. Yani herkesi adliyeye getirmeyi zaten istemiyoruz değil mi devlet olarak? Şimdi 400 bin insana da adliyeye niye getirelim? Gerek de yok bence. Ne yapalım? Baro istiyorsa bu mesela İtalya'da vardı. İtalya kendi içerisinde baro kurmak istiyorsa kursun arabuluculuk merkezini bir.
Orada da liste olsun. O listeden atamasını yapsın. Sanayi ve Ticaret Odası kurdu mu? Kurdu mesela. Burası kurdu. ASO kurdu. Ankara Sanayi Odası kurdu. Evet. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası kurdu. Kendi içerisinde Arabucuk Merkezi. Orada da liste yaptı. O listeden atama yapabilir. Veya işte arkadaşlar arasında diyoruz. 3-5 arkadaş birleşir. Kurumsal bir Arabucuk Merkezi kurar. Yani 2-3 odalı işte kurumsal bir hizmet, sekreteriye hizmeti, yani kurum olarak işte telefonları vesaire. Akredite de olursa ileride kanun değişikliğiyle vatandaş oraya da gidip orada da bu dava şartını egale edebilir. Yani oradaki bir listeden bir Arabucu atanarak, çünkü amacımız herkes adliye zaten sokmamak, bunu da sağlayabiliriz ama adil bir şekilde, zorunlulukta adil bir şekilde iş dağıtımını sağlamaya çalışacağız. Yani inşallah öyledir. Yani şu anda tabii geçiş süreci bilemiyorum ama. Şu anda da çok adil yani ilerliyor. Kurulan sistemdeki sistemlerde tamamen listeye göre sırayla tek tek arkadaşlara atanıyor. Başarılı başarısız olamamak neye göre, dediği gibi Seçkin Bey'in başarılı başarılı anlaşmayı oturtmak mı başarıdır? Yoksa o müzakere sürecini çok doğru yönetmek mi başarıdır? Bize göre müzakere sürecini doğru yönetmek başarıdır. Ama oluyor. Yani sırayla gidiliyor ve memnun kalan gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar çok taraf var. Evet. Alper Hocam'ın bir eklemesi olacak mı? Ben tabii hemen çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi normal şartlarda şu an biliyorsunuz bizim ihtiyari olan sistemde de bir beklenti var şu yönde. Bizim arabulucuların seçilmesiyle ilgili maddemiz 14. madde kanunun. Başkaca bir usul kararlaştırılmadıysa taraflar, arabulucu veya arabulucular taraflar seçilir diyor. Oradaki başkaca bir usul zaten bu merkezi yapılanma ile ilgili. Zaten o başkaca bir usul oraya yazılırken İstanbul Tahkim Merkezi düşünülerek yazıldı o başkaca bir usul. Yani biz de üzerinde anlaşamazsak bir kişinin, iki kişi, biri arabulucu üzerinde bir merkeze gidelim. O merkez bize bir arabulucu tavsiye etsin. Hani teknik olarak bu tavsiyedir ama atamak diyoruz buna tabii biz. Yani ICC'de hakemi tavsiye eder mesela normalde ama hakem atandı deriz. Çünkü ihtiyarlık devam ediyor o konuda. Bu merkezler dışında ilk aşamanın şu olduğunu hep unutmamak lazım. İhtiyarlık devam ediyor. Yani siz arabulucuya gitmek istediğiniz zaman iş uyuşmazlıklarının zorunlu olandan bahsediyorum. Yine listeden bir arabulucu üzerinden anlaşabilirsiniz. Yani illaki merkeze gideceksiniz diye bir şey yok. Mesela İtalya tamamen merkeze döndürmüş. Yani isteseniz de bir arabulucu üzerinden anlaşamıyorsunuz. Tamamen bu işlem merkezden başlıyor. Bir merkeze gitmeniz gerekiyor. Bakanlığa akredite ediliyor merkezler. Başvuruyorlar ve kabul ediliyorlar. Bizde vatandaş bir arabulucu üzerinden anlaşabilir. Anlaşamazsa ki biz bunu en baştan beri zaten %80 mümkün olmayacağını söylüyorduk. Çünkü zaten arabulucuya gitmek için anlaşmış iki kişi var karşımızda. Arabuluculukla uyuşmazlığını çözmek için psikolojide işi geçmek diyoruz buna. Bir de iki kişinin bir kişi üzerine anlaşması, o kadar anlaşabiliyorlarsa zaten müzakere ederek uzlaşırlar zaten. Ne yapacaklar anlaşamıyorlarsa, bir ihtimal anlaşamadılar. Merkezler. Merkezler tabii ki Hakan Bey'in de dediği gibi tek adliye merkezi olursa bu tıkanır zaten. Sistem istenen noktada ilerleyemez. Diğer merkezlere de başvurarak bu ön şartı sağlamış olacaklar. Ona dikkat etmek lazım. Sorular var. Sorulardan önce Necdet Bey'in de bir şey soruyor. Necdet Bey'in de bir sorusu var. Başka sorular da var tahmin ediyorum. Arkadaşlar fark etmiyor. Biz orada dernek olup olmaması sadece benim düşüncem belli bir sermaye koymak. İşte bir limite şirketi şeklinde olabilir. Belli bir sermaye, belli bir kurumsal yapı. Onun resimlerini bize gönderirler, tamam mı? Benim mesela bir düşüncem de aynı zamanda buraların eğitim merkezi de olabileceği. Yani eğitim verme anlamında da mesela onu da hep gördük Avrupa'da. Avrupa'da hep eğitimleri arabucuk merkezleri veriyor. Yani ben arabucuların, uygulamadan gelen insanların bu eğitimi vermesinin de daha faydalı olabileceğini ilerisi aşamada düşünüyorum açıkçası. Tabii kanun değiştirerek yani yakın zamanda. Ama şu gerçekten handikap oldu. Yani bizim kanunun en büyük handikabı gerçekten iki kişinin, yani iki Ahmet'le Mehmet'in, hadi gel birleşelim. Hadi gel bir arabucuya da bakalım listeye. O listeden Ahmet'i seçelim. Gerçekten bu çok zormuş Türkiye'de. Kanun koyucu bunu öngörememiş. Bunun sıkıntısı da mesela şu an arabulucu uygulamalarına yansımakta arkadaşlar. Evet evet. Bu bizi sıkıntıya sokmuş. Nereli olduğunuzu sorarak başlayan talepler var. Yani memleketim. Memleketim evet. Ben Niğdeli olduğum için arabuluculuktan ayrılan bir Kırşehirli var mesela. Gerçekten oldu yani. Evet evet. Çünkü diğer gelen kişi de Niğdeliymiş. Ben bilmiyorum. İtalya modeli söylemiş. Hocam yine bir ekleme yapacak. İtalya modelinde birkaç cümle. Yani özellikle bu merkezi yapılanmalar zaten hem Anglo-Sakson hukukunda hem İngiltere'de hem de Amerika'da zaten altyapısını bir şekilde oluşturmuşlar. Mevzuatlarına uygun şekilde yürütüyorlar. Tamamen bu işte merkezden yürüyor zaten. Kıta Avrupa'sında o şekilde. İtalya'daki merkezi yapılanma şöyle geliştirmiş kendini. Yani son zorunlu arabuluculuk uygulamasından bahsediyorum. İşte Hakan Bey'in de dediği gibi örnek alınabilecek tarafları var. Biz tabii kendimize göre bunu, bu bakanlığın takdiri tabii ki. Bir merkez olarak bakanlık tarafından akredite edilmeniz için bir defa 10.000 euro sermayeniz olması gerekiyor. Ya yani ister baroda bu merkezi yapılanmasını oluşturun, ister işte özel olarak oluşturun, ister sanayi odası olsun. 50.000 euro
tazminatı sigorta etmek anlamında, garanti etmek anlamında sigortanız olması lazım. 50 bin lira, yani mesleki sorumluluk sigortası gibi 50 bin lira, euroluk bir sigorta tazminat ödeme garantisi vermeniz lazım. En az iki bölgede şubeniz olması gerekiyor, iki yerde. Yani tek yerde değil, bulunmayacaksınız. Hani hizmet ağınızın mümkün olduğu kadar iki yerde şekillenmesini arıyorlar. Onun dışında yılda en az 10 uyuşmazlık çözülmüş olması gerekiyor o merkezde. Yani faal olmayan bir merkezin de orada durmasının bir anlamı yok. Bakanlıktan tekrar yenileme izni anlamında belki de yenileme izni alamayacak. 10 tane yapmayanlar, şekli açılmış olanların da hiçbir anlamı yok. Yine aynı şekilde arabulucuların da şöyle bir özelliği var. Arabulucular da en fazla bir ülkede, ülke içinde en fazla 5 merkeze girebiliyorlar. Yani siz en fazla 5 merkezde arabuluculuk yapabiliyorsunuz. Üst sınır getirmişler. Hani buna benzer düzenlemeler Türkiye bakımından da öngörülebilir. Bu tabii bakanlığın takdiri. Belli bir tabii ki gücü garanti ediyor olması lazım. Belki bu kamu kurumları için aranmayabilir. Mesela Hacettepe Üniversitesi açısından veya Baro açısından bilmiyorum ne olacağını kamu kurumları açısından. Arabulucuların birden fazla listede olması önemli. Ama bu tabii 5 olmaz, 2 olur, 3 olur. Çünkü şöyle düşünün, bir adliyedeki listeye zaten gireceksiniz. Herkes adliyedeki listeye girmek isteyecek. Onun dışında ben bir de işte Baron listesinde olayım. Bir de İstanbul Tahkim Merkezi'nin listesinde olayım. Hacettepe Üniversitesi'nin mesela bir tahkim merkezi var. Onu işlevsel hale getirdiğimiz zaman oraya gireyim dediğiniz anda bir liste az kalacaktır. Belki 2 veya 3 en fazla olabilir. Ve tabii ki hizmet ağının geniş alana yayılması lazım. Bir de şu önemli, merkezlerde ben şunu paylaşmak istiyorum, burada bulunma amaçlarımızdan birisi o, merkezlerin yürütülmesi çok önemli. Şimdi adliyedeki merkez zaten devletin yürüttüğü bir sistem. Onun dışında Baro'nun merkezi, Sanayi Odası'nın merkezi, üniversitenin, Hacettepe'nin merkezi veya X merkezi, şirket olarak kurduğunuz merkezin iyi yürütülmesi için bir defa çok ciddi anlamda bu konuya altyapı yatırım yapmanız gerekiyor ve üstünde geliştirmeniz gerekiyor. Yani sadece merkez açtık bize başvursunlarla olmaz. Mesela İtalya'da ki Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, ADR Center, 1998'den beri var. 98'den beri olduklarını söylüyorlar. Kuruluş yılı 98. Bugüne kadar mesela 15 bin arabulucuya eğitim vermişler aynı zamanda. Eğitimci sıfatları da var. Fakat listelerinde 100 tane arabulucu var sadece. 15 kişi, yani kendi eğitim verdikleriyle beraber 15 bin 100 kişi. O 100 kişi içinde de İngiliz var, Amerikalı var, ya sadece kendi eğitim verdikleri değil, dışarıdan bu işi yapacakları seçmişler. Merkeze başvuru geldiği zaman, tamam adliyedeki merkez standart bir merkez, arabuluculuk merkezi ve eşitlik ilkesi çerçevesinde sıradan görevlendirme yapacak. Ona hiç kimse liyakat anlamında bir değerlendirme yapamaz. Ama diğer merkezleri kurmayı düşünecekseniz eğer, bu süreçte sizler de o merkezin işleyişinin çok iyi yürütülmesi lazım. Çünkü o merkeze vatandaş adliye dışında size geldiği zaman bir defa karşısına bir arabuluculuk yaptığınız zaman kötü bir uygulama, iki yaptığınız zaman üçüncü de kapınızı çalmayacaktır sizin. Siz de yılda 10 tane yapamayan merkez haline geleceksinizdir ve bakanlık izninizi ona yenilemeyecektir sizin gibi. Bu süreç kendi kendisinde zaten eleme usulü ilerleyecektir yavaş içerisinde. Önemli. Merkezin işleyişi önemli. Ama dediğin gibi Türkiye'ye özgü olacak. Yani Türkiye şartları. O İtalya şartları, onlar çok farklı. Şimdi avukatlık ortaklığında bile 3 avukat arkadaşı bir araya getirip devam ettiremiyoruz. Bakalım arabulucu ortaklığına ne kadar yapabileceğiz. Onun için Türkiye şartlarına göre bunu düşünüyorum. Daha kolay ve basit olacak açık söylemek gerekirse. Bir de reklam yasağını tamamen kaldıracağız arkadaşlar. Yani arabulucuk için. Tamamen kaldıracağız. Yani tamamen. Yani çok açık, haksız rekabete yol açmadığı müddetçe arabulucular tamamen reklam yapabilecek. Onları kaldıracağız yasada söylemek. Şimdi sorular var. Sorular var. Sevgili dostlarım, biz konuşmacılarımız adına Çanakkale'de Kaz Dağları'nda ormanlara birer ağaç ektik. Ve sertifikalarını hazırladık, getirdik. Şu anda sertifikaları hazır. Konuşmacılarımıza bu sorulardan önce bunu sunmak istiyoruz. Müsaade ederseniz. Ondan sonra soruları alacağız. Seçkin Bey, buyurun ev sahibi. İkimiz bunu şey yapalım. Kaz Dağları'na gideceğiz o zaman. Evet. Ağacım var çünkü. Arabotur merkezine çağırıyor. Başka da benim bir şeyim yok. Dünyada evet. Dikili bir ağacım var. Yerimiz yani şey yapmayın. İsterseniz fotoğraf çekim için biraz bir dakika. Ağacım var. Başkanım bir fotoğraf altından istersen. Beraber çekelim. İkincisi. Seçkin Bey. Teşekkür ederim. Ben de ağacım başlıyorum. Hocam. Ağacım.
Şimdi Pervin Hanım, soruları alalım bence. Diğer